Merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün, hocam. Merhaba canım. Tonguç Akademi'de bugün birim fonksiyon konusu işleyeceğiz. Fonksiyonlarda önemli bir e, konu, özel bir fonksiyon bu. Birim, mirim, içimiz dışımız fonksiyon oldu hocam ya. Evladım sen de bir Giren gün... çıkan aynı yani hocam. Zaten fonksiyon fonksiyon işte. Ya fonksiyonları bir bir makine gibi düşündüğün zaman bir şey giriyor, ondan sonuç çıkıyor. Anladım. Şimdi onun ne olduğunu anlayacağız. Giren çıkan aynı dediğimiz şey aslında bu. Bak. F mesela 2 ile ne eşleşiyor? 2 eşleşiyor. Doğru. Eksi 3'e 3 eş eşleşiyor. 100 ile de 100 eşleşiyor canım. Yani fonksiyonlarda şöyle düz bir çizgi şeklinde çizebiliriz bunu. Aynen. Bak 2 ile 2. 100 ile 100. Demek ki fx eşittir x bunun kuralı Tonguç'cum. Bu kuralı unutmayacağız. Birim fonksiyonlarda ne varmış sadece? Bak ne varmış sadece? Sadece 1 x var. Anladım hocam. Bak sadece bir x varı birim fonksiyonda aklına getirirsen bütün soruları yapabilirsin. İnşallah hocam. Şimdi şöyle eşek gibi karışık bir fonksiyon vermiş. insan görünce bile gözüne yaş doluyor ben değil mi? Ben boş bırakıyorum hocam bu tür soruları kaçıyorum. He boş bırak Sınıfı mı? terk ediyorum. Eğer sınıfın kapısı kapalıysa da camdan atlıyorum hocam. <laughs> camdan atlarsan düşersin. Dışarı... Hocam bizim sınıf şey zemin kattı hocam Allah'tan. He iyi bari atlayacağım Hocalar da üzülüyor ben çok düştüm bir şey olacak zannediyorlar. Oradan da böyle bir drama yapıp kaçıyorum hocam. Aman evladım bak müdür yardımcısı yakalarsa direkt disipline gidersin. Çok dikkat et. Hocam şu soruyu çözmektense orası daha iyidir hocam. Disiplin daha iyidir. Değil? Aynen. Hiç zor değil ama bak ne kadar basit olduğunu göstereceğim sana ve diyeceksin ki oha diyeceksin ya ulan ben. Boşu boşuna düşünme... atlamışım kolum bacağım kırmışım. Aynen bak şimdi. Birim fonksiyon diyor ya. Neydi birim fonksiyon? Sadece bir x vardı değil mi? Evet hocam. Bak sadece bir x vardı ama burada eşek gibi x küpler x kareler abc'de falan saçma sapan şeyler var değil mi? Evet hocam. Ya bir kere x küp x kare olmamalı. Çünkü ne olmak zorunda? Sadece 1x olmak zorunda. Anladım. O zaman x kübü yok edebilmek için bunları ne yapmalıyız? Yok etmeliyiz. Bir şeyi yok etmenin mantığı şu. Başındaki sayıyı başındaki sayıyı sıfır yap. Bu kadar. Şimdi başında ne var x kübün? Başında ne var? Bakalım x kümün başında m eksi diye m 2 diye zımbırtı bir sayı var değil evet, mi? Hocam. O zaman m 2'yi ben ne yapmak zorundayım? Sıfır yapmak zorundayım. Sonuç. Evet. Çünkü m 2 olmaması gereken bir sayı. Hatta burada yanlışlık yapılmış ya. Bak hemen düzeltiyorum. Bunu a diye düzeltiyorum. Tamam mı Tonguç? Evet, Bu efendim. a olacak. Yani a 2 a 2 sıfır olacak. Şu Aynı A. Yani. O, tamam mı? Karıştırma. Devamında A, B, C, D. Evet. Doğru. O yüzden A, B, C, D. Bak yanlışlık yapmışız. A eksi 2'nin sıfır olması gerekiyor. O zaman A eşittir kaçtır? 2'dir. Bu kadar. Çünkü X gibi yok ettik mi? Bu gitti şimdi. Güve Bitti güve. bak. B artı 2'nin de sıfır olması gerekiyor. Çünkü X kare de olmamalı. Onu yok etmek için diyeceğiz ki B artı 2 sıfır olursa sıfır kere X kare ne eder? Sıfır eder. Sıfır eder. Ve yok olur. O zaman bu da yok oldu. O zaman B eşittir ne, ne çıktı? Eksi 2. Eksi 2. Sadece 1X olmalıydı ya. Ulan burada c eksi 1 x yazıyor ya. Aa. O zaman bu c eksi 1'in ne olması gerekiyor? 1 x olması Doğru. için 1 olması gerekiyor. O zaman c eksi 1 1 diyor diyorum. C bunu karşıya atınca 2 diyor diyorum. Bak a'yı b'yi c'yi buldum mu evladım? Aynen hocam. Ve bu zımbırtının da yok olması gerekiyor değil mi Tonguç? Herkesi yok ediyoruz hocam. Şimdi o zaman a artı b artı c artı d eşittir 0 olmak zorunda. Evet. Çünkü diğerleri zaten sıfır oldu sadece bir tane x kaldı He. ve diğerleri de yok oluyor. Zaten a'yı biliyorum b'yi biliyorum a b c'nin toplamı ne der Tonguç? 2. 2 artı eksi 2 artı 2 artı d eşittir 0 değil mi? Evet. Bu zaten 0 eder 2 artı d sıfırsa d eşittir 2. eksi 2 çıkar Tonguç'cum. İşte bu kadar yani zor gibi gözüküyor ama hepsini yok ettiğim için. Ortalıkta bir şey kalmıyor. Çamaşır suyu döküp yok etmek gibi hocam. Aynen beyazlaştırıyoruz yani Tertiniz. senin kafanı bozan bütün ifadelerden kurtulduk. Aynen. Sadece bu zımbırtı kaldı. Tamamdır. Sadece bir x var unutma. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım. Tamamdır hocam.